Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 21-27 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet geçtiğimiz hafta Başak yeni ayı doğdu ve bu hafta ayın ışığı yavaş yavaş büyümesini sürdürüyor ve tabii ki yeni ayın enerjilerini de hayatımıza dahil etmeye devam ediyoruz. Pazartesi günü ay akrep burcunda olacak. Pazartesi günü duygusal olarak biraz daha içe dönük olabilirsiniz. Biraz böyle yalnız kalma eğiliminiz artabilir, çok fazla geçmişi sorgulayabilir, daha alıngan, daha kırılgan hissedebilirsiniz kendinizi. Sağlıkla ilgili konularda bazı hassasiyetler oluşabilir ya da gündeminiz sağlığınızla ilgili konularda olabilir. Pazartesi gecesinden itibaren ay yay burcuna geçecek. Salı ve çarşamba ay sizin burcunuzda. Evet, ay tabii ki duygularımızı yönettiği için burcunuzdan geçerken sizi de daha duygusal, daha hassas hale getirebilir. Çevrenizde olup bitenlere de daha duyarlı yaklaşabilirsiniz. Midenize, sindirim sisteminize dikkat edin. Kendinize biraz zaman ayırmanız gerekiyor bu hafta aslında, haftanın ilk günlerinde. Çok yorulmamak, biraz hani duygusal anlamda beklentilerinizi önemsemek, tabii ki bu sizi yakınlarınıza, özellikle ailenize biraz daha bağlı hale de getirebilir. Ya da ailenizle ilgili, yakınlarınızla ilgili bazı konular hafta başında sizi duygusal olarak biraz daha fazla etkileyebilir. Perşembe ve Cuma ay Oğlak Burcu'nda olacak. Daha ciddi enerjiler devrede olacak. Özellikle parasal konularda ciddiyetler var. Harcamalarınız olabilir, ödemeleriniz olabilir. Parasal kazançlarınızla ilgili meşguliyetleriniz var tabii ki. Ama biraz da kaygılar ve endişeler var sanki. Özellikle maddi konularda ay Oğlak'tan geçerken karamsar yapabilir sizi. Finans konularında, para konularında daha dengeli olmaya çalışalım. Bu hafta Mars Koç Burcu'nda gerilemesini sürdürüyor olacak. Ve üstelik Terazi Burcu'ndaki Merkür'le de şöyle bir karşıtlık yapıyor. Merkür'le Mars'ın karşıtlığı en basitinden hani bizi huzursuz edebilir. Zihnimizde biraz daha stresli düşünceler oluşabilir. Bu nedenle kaygılar nedeniyle, parasal kaygılar nedeniyle, belki hani bazı parasal ihtiyaçlarımız var ya da zorunlu harcamalarımız var. Bu nedenle çevremizdeki kişilerle gereksiz tartışmalara girebiliriz. Çocuklarımızla, yakınlarımızla, sevdiğimiz kişilerle ve yani arkadaşlarımızla da olabilir, işle ilgili konular olabilir. Özellikle iletişimlerde çatışmalara dikkat edelim. Gereksiz tepkilerden, fevri davranışlardan uzak durmaya çalışalım. Hafta sonu Ay Kova Burcu'nda bu iyi olacak sizin adınıza. Enerjisi olarak en azından bir rahatlama söz konusu. Ay Kova Burcu'ndan geçerken Cumartesi ve Pazar kendinizi biraz daha özgür hissedebilir. Kendinizi fikirsel anlamda iyi ifade edebilirsiniz. Yeni bilgiler öğrenmek için de iyi bir zaman. Entelektüel anlamda da hareketlilik artıyor. Eğitim gibi konular, kültürel konular, hatta böyle bazı geziler, seyahatler hafta sonunuzu renklendirebilir sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.